Kadın Hayattır'dan merhaba, ben Duygu Özel Tapan. Efendim, kadın hayattır diyoruz ve hayat dolu olmak için bedenimizin ve ruhumuzun sağlıklı olmasının öneminin altını çiziyoruz. Bugün de program dopdolu, çok merak ettiğiniz konuları birbirinden uzman konuklarla konuşacağız. Kadın Hayattır başlıyor. Adet dönemi ağrıları her zaman bizi zora sokar, değil mi? Peki neler yapmalıyız bu dönemde? Düzensiz kanamalarımız olduğunda endişeye kapılmalı mıyız? Bu dönemde beslenmek önemli mi? Şimdi arkanıza yaslanın, kağıdı kalemi, akıllı tabletinizi elinize alın. Merak ettiğiniz soruları da bize WhatsApp yoluyla ulaştırın. Telefon da edebilirsiniz. Altyazı olarak stüdyomuzun ekranlarınızın altında geçecek numaralarımız. Stüdyomuzda kadın hastalıkları uzmanı Doktor Demet Dikmen var. Hoş geldiniz Sayın Dikmen. Hoş bulduk Duygu Hanım. Öncelikle bu harika kanalın, bu harika ilk programının ilk canlı yayın konu olmaktan çok mutlu olduğumu özellikle belirtmek isterim. Biz de sizi ağırlamaktan çok mutluyuz. Hem güler yüzünüz hem de vereceğiniz değerli bilgiler dolayısıyla şimdiden teşekkür ediyoruz sizlere. Çok teşekkür ederim. Kadınlar olarak ben bu teşekkürlerimi ileteyim. Şimdi bugün konumuz adet dönemi. Ama önce kadın üreme sisteminden bahsedelim. Elinizde bir maketle gelmişsiniz. Evet. Anlatabilir misiniz bize? Tabii ki. Biz tabii doktorlar Latince isimleriyle bahsettiğimiz zaman bazen belki misafirlerimiz, hastalarımız anlamıyor olabilirler. O yüzden ben hem Latince isimlerini hem de halk arasında yaygın kullanılan isimleriyle belirtmek isterim. Lütfen. Burada bizim iç genital organlarımızın bir maketi duruyor. Bu rahim, uterus diyoruz biz. Döl yatağı olarak da bilinir ama genel yaygın halk arasında kullanılan adı rahim. Tüpler, falop tüpleri yine genelde tüpler ya da kanallar olarak adlandırılıyor. Ve yumurtalıklar burada iki tarafta. Bazen sanki rahim iki taneymiş gibi, sağda mı solda mı gibi şeylerle karşılaşıyorum. Rahim tektir efem, iki tane yumurtalığımız var ve iki tane tüpümüz var. Burada rahimin alt kısmı, yani dışa açılan kısmı, serviks diyoruz biz. Rahim ağzı olarak halk arasında biliniyor. Vajina hazne olarak adlandırılıyor ve burada da dış genital organlar var. Bütün anatomi aslında bundan ibaret. Hem basit hem de kafa karıştırıcı olabiliyor zaman zaman. Evet. Şimdi 10, 13-15 yaşları arasında kadınlar adet görmeye başlarlar. Peki neden bu dönemde başlarız? Neden adet görürüz? Böyle başlayalım. Adet görmek tabii yaşamın devamlılığı için gerekli olan bir şey. Üreme için, canlı soyunun türünün devamı için gerekli olan bir şey. Adet döngüsü de çok enteresan. Yani hormonların bir valsi adeta. Gerçekten böyle bir o grafiği gördüğümüz zaman hormonların bazılarının azalıp bazılarının arttığını, gerçekten böyle aralarında çok değişik bir ahengin olduğunu görüyoruz. O sistemin başlangıcı mekanizması hala çok net değil. Çünkü yani öyle enteresan bir durum var ki birdenbire hayatın belli bir döneminde adet sistemi başlıyor. Bu deniyor ki aslında belli bir cilt altı dokusu kalınlığı olduktan sonra genellikle bu hipofizar ve gonadal sistemin başlaması. Hı hı. Çünkü burada genital sistem maketini burada görüyoruz ama bu sistemi çalıştıran hormonların birçoğu aslında beyinden salgılanıyor. Yani beyinde hipofiz adlı bölgeden salgılanan gonadotrop hormonlarımız var. FSH, LH olarak kadınlar da biliyorlar. Bu hormonlar beyinden salgılanıyor ve burayı yönetiyorlar. Tabii onların salgılanmasına karşılık olarak yumurtalıktan da salgılanan hormonlar var. Böyle bir endokrin sistem var. Merkez orası, merkez hipofiz. Daha sonra yumurtalıklara bir sinyal gönderiliyor. Yumurtalıktan onlara cevaben
östrojen ve progesteron hormonları üretiliyor. Onlar da rahim içini etkileyerek buradan bu rahim iç duvarında kalınlaşma ve daha sonra adetle beraber bir dökülerek incelme oluyor. Sistem bu şekilde kabaca. Peki şimdi bu dönemde kadınlar özellikle hormon yüzünden olsa gerek sivilce çıkarırlar, sancıları olur, bel sancıları, karın ağrıları, yorgunluk, sinir. Evet. Bunun sebebi nedir? Tabii burada çoğunlukla yine hormonlar, bu şikayetlerin birçoğundan östrojen, bazılarından da yine progesteron hormonu sorumlu. Adet öncesinde çünkü hormonlarda dediğim gibi bir değişkenlik oluyor. Sivilceler tabii daha çok erkeklik hormonu testosteronla da ilgili olabilir. Onun dışında ağrılar tabii burada bazı ya yani hormonlara cevaben bazı üretilen başka kanda maddeler de var. O maddeler ağrı oluşturan şeyler. Dolayısıyla ağrı kesicilerle, nonsteroid antiinflamatuar dediğimiz ağrı kesicilerle biz o ağrılarla baş etmeye çalışıyoruz. Tabii gerginlik hem organik bir gerginlik, çünkü ödem su tutulmasına bağlı bir ödem de olabiliyor. Onun dışında psikolojik gerginlik de olabiliyor. Psikolojik gerginlik de yine hormonların etkisiyle çoğunlukla oluyor. Bel ağrısı ve bacaklara vuran ağrılar deyince de orada tabii uterusun genellikle arkasından kaynaklanan sinirlerin omurliğe girişte yüzeyel bölge sinirleriyle beraber girmesinden bağlı olarak yüzeyel ağrılar da hissedilebilir tabii ki. Şimdi bu dönemde en çok tatlı krizi yaşayan biz kadınlar oluyoruz. Hiç tatlı yemesek sevmesek bile bu dönemde canımız çok çekiyor. Şekerli şeyler, çikolatalar. Adet döneminde beslenmemizin önemi var mı? Bu dönemde yediğimiz bu şekerli ürünler bizim sağlık sistemimizi ne derecede etkiler? Aslında bu sağlıksız şeyler bunlar genel olarak, yani ve o genel olarak sağlığımıza yararlı olmayan şeyler adet döneminde de yararlı değil tabii ki. Ama hani o ufak kaçamaklardan, sadece ayda bir kere olacak kaçamaklardan da çok zarar olmaz diye düşünüyorum. Ama genel olarak tatlı, karbonhidrat, çay, kahve, bunların aşırı tüketilmesi kadın sağlığına da en az erkekler kadar, hatta onlardan bir miktar daha fazla zararı var. O yüzden çok fazla tabii ki tüketilmemesi gerekiyor. Peki neden canımız çekiyor şekerli şeyler yemek? Kan şekerinde muhtemelen bazı düşüklükler oluyor ara ara. Ona bağlı olarak kan şekeri düşünce vücut şeker istiyor. Ondan dolayı muhtemelen. Gelelim adet döneminde, adet döneminin gecikmesi durumuna. Şimdi böyle bir durumda genç kadınlar hemen acaba hamile miyim diye korkuyorlar. Evet. Daha yaşı ileri olan kadınlar da menopoza mı girdim diye düşünüyorlar. Neden adet gecikmesi oluyor? Evet, şimdi burada da o zaman yumurtlama sisteminden bahsedelim. Şimdi yumurtalıklarda belli sayıda yumurta sayısıyla doğuyoruz. Biz buna yumurtalık rezervi ya da over rezervi diyoruz. Şimdi bu yumurta rezervi hep azalışta. Artmasa diye bir şey söz konusu değil. Ta biz anne karnımızdan en maksimum yumurta sayısına sahibiz. Doğduktan sonra da hep yumurta sayısı azalıyor. Azalıyor, azalıyor, azalıyor ve en sonunda bitiyor ve menopoza giriyoruz. Şimdi bu yumurta rezervi, yumurta havuzu diyelim. Orada bir sürü yumurta var. Değişik boylarda, küçük, orta, büyük. Biz adet siklosunun başında, yani ortalama 28 günde bir adet gören bir kadında, adetin ilk gününden itibaren bu havuzdan bir yumurta seçiliyor. Ve o yumurta büyüyor, gelişiyor. Ve aşağı yukarı 2 adet döneminin ortasında, yani 14. gün civarında o yumurta çatlıyor ve atılıyor tüplere doğru. Şu saçaksı yapılar oradan çatlayıp atılan yumurtayı yakalıyor ve o yumurta tüplere doğru ilerliyor. Eğer o sırada bir ilişki olduysa, sperm buradan geldiyse döllenme oluyor. Olmadıysa da atreziye uğrayıp o yumurta gidiyor ve ondan 14 gün sonra burada kalınlaşmış olan endometrium, yani rahimin iç duvarı, kalınlaşmış olan östrojen etkisiyle olan endometrium dökülerek adet kanaması oluşuyor. Şimdi adet neden gecikebilir? Bu sistemdeki herhangi bir aksaklıktan adet gecikebilir. En baş sebep yumurtlama bozukluğudur. Yani yumurtanın 14. gün çatlayıp atılması gerekiyor ki ondan 14 gün sonra adet görülebilsin. Eğer burada yumurtlama olmazsa buradan da adet olmayacaktır.
Peki neden olmaz? Bu bir sürü sebepten olabilir. En basiti stres bile yumurtlama bozukluğu yaratabiliyor gerçekten. Bazen iklim farkları, bazen diyor ki hasta kışta, kış mevsiminin yaşandığı bir ülkeden yaz mevsiminin yaşandığı bir ülkeye uçuyor. Birdenbire yumurtlaması bozulabilir tabii ki. Aşırı basınç farkları tabii ki. Yaşanan yoğun bir stres tabii ki. Bunların hepsi yumurtlama bozukluğu yaratabilir. Eskiden belki bu kadar bunun farkında değildim ama benim kendim de yaşım kemale erdikçe ben de stresin bu hayat şartlarını nasıl bu kadar etkileyebildiğini bizzat şahidim. Hem az hastalarımdan da bunu çok yakından gözlemliyorum. En sık yumurtlama bozukluğu da polikistik over sendromu dediğimiz şey. O da çok önemli. Onu ben ayrıca soracağım size. Sokağa çıktık. Kadınlarımıza mikrofon uzattık. Sizlere soru sormasını istedik. Bu bölümde sizler soruyorsunuz, bizler yanıtlıyoruz. Çok stresli ve yorgun olduğumuz dönemde regl ağrısı neden çok oluyor? Aslında tam da bundan bahsediyorduk. Çok stresli ve yoğun olduğumuz dönemlerde regl ağrısı çekiyoruz ya da yoğun kanamalarımız oluyor diye soruyor izleyicimiz. Evet, yani muhtemelen o zaman da yine stresle devreye giren başka hormonlar var biliyorsunuz, adrenalin vesaire gibi. Muhtemelen o stres hormonları başka bazı maddelerin üretilmesine sebep olup o şekilde adet ağrısının daha fazla olduğuna sebep olabilir. Ayrıca ağrı öyle enteresan bir konudur ki ağrı oluşturan organ, bir de ağrının algılandığı organ var, beyin. Yani orada yaşadığımız bir sürü olumsuz şey, stres, korku, ağrı, endişe hepsi beyinde harmanlandığı için hem ağrıyı oluşturan organdan gelen bir input var, bir veri var. Bir de o arada beynimizde yaşanan olaylar var. Bunların hepsi bir araya gelince çok daha farklı hissederiz. Yani ağrıyı. Ağrı böyle enteresan bir şeydir. Çok mutlu bir ortamdayken belki o ağrıyı çok hafif hissederiz. Ama çok ağrılı, üzüntülü bir haber aldığımızda ağrıyı çok şiddetli hissedebiliriz. Ağrı aynıdır ama algılanması farklıdır. Çünkü ağrının algılanması diye de bir şey var gerçekten. Muhtemelen ağrı oluşturma mekanizmasında çok büyük bir farklılık olmasa da algılanması çok farklı oluyordur öyle bir ortamda. Peki bu ağrılar ne kadar, hani nasıl geçirebiliriz? Eğer uzun sürerse bunun altında bir hastalık aramalı mıyız? Evet, yani bir miktar adet ağrısı herkes yaşayabilir. Yani benim adetlerim ağrılı, aman Allah'ım diye herkesin panik olmasına gerek yok. Bir miktar beklenen adet tarihinden bir gün, iki gün önceden başlayan, yine adetin ilk günü veya belki ikinci gününe de sarkan ve hani çok basit bir ağrı kesiciyle ya da iki ağrı kesiciyle geçebilen bir adet ağrısı çok şiddetli bir şey sayılmaz ve bu patolojik de sayılmaz. Bu kadar ağrı normaldir. Ama gerçekten çok şiddetli, sizi kıvrandıracak kadar, okula ya da işinize gitmenizi engelleyecek kadar ya da ağızdan alınan bir iki ağrı kesiciyle değil de böyle hani enjeksiyonlarla acile gitmenizi gerektirecek kadar olan ağrılar gerçekten normal değildir. Bunların hakikaten incelenmesi gerekir bir kadın hastalıkları doğum uzmanı tarafından. Ama bunun dışındakiler herkeste olabilir ve çok paniklemeye gerek yok. Bu nasıl geçirebiliriz dediniz. Evet. Dediğim gibi öncelikle en hafifinden en ağırına doğru ağrı kesicileri kullanmak lazım. Akılcı ilaç kullanımı da böyle olmalı. Basit, şimdi isim vermek de doğru değil. Basit birer ağrı kesiciyle başlamak. O geçirmiyorsa belki ondan sonra bir üst kademeye geçerek ağrıyla mücadele etmek bu şekilde olmalı. Olmadı zaten mutlaka hastaneye belki acile başvurmak icap edebilir. Peki bunun altında diyelim ağrılarımız çok fazla ve doktora gittik. Bunun altında yatan hangi hastalıklar olabilir? Başlıca bu konuyu en çok adet ağrısı, hem adet dışında da karın ağrısı ve kronik pelvik ağrı etkeni olarak endometriozis var. Hı hı. Çikolata kisti hastalığı. Ne demektir o? Endometriozis demek ismi biraz önce de telaffuz ettiğim endometrium dediğimiz rahimin iç duvar dokusu var, endometrium. Evet. Bu endometrium dokusu daha önce de yine bahsettiğim hormonal uyarılara cevaben buradan adet kanaması oluşturan doku. Bu endometrium dokusunun anlamadığımız bir şekilde başka yerlerde olması,
O endometriyumun gelip örneğin yumurtalıkta olması, tüpün üzerinde, rahimin dış cidarında, bağırsak yüzeyinde ya da çok daha alakasız yerlerde olmasıyla yine o doku, çünkü hormona hassas bir doku olduğu için her ay adet öncesinde salgılanan hormonlara cevaben o dokularda da kanama oluyor. Ve buna bağlı olarak çok daha yoğun, şiddetli bir adet ağrısı oluyor. Bu yine kanama oluşturduğu için, yumurtalıkta içine kan dolduğu için orada kistler ve o kistlerin görünümü de erimiş çikolata kıvamında olduğu için onlara halk arasında çikolata kisti denmiş. Yani yumurtalıkta içi kan ya da eski kan dolu kistlerle karakterize ama yumurtalık dışındaki bölgelerde de olabilen bir hastalık endometriozis. Ve burada çok şiddetli ağrılar oluyor. Çünkü bir takım maddeler var ve o maddeler ciddi ağrı uyarısı oluşturabilen maddeler. Ne kadar çok olursa o kadar ağrı oluyor genelde. Kist büyüklüğüyle orantılı değil ağrı. Yani küçücük bir kist çok şiddetli ağrı yaratabilir. 8 santim kist ağrı çok fazla yaratmayabilir. Ama gerçekten ciddi ağrı sebebidir çikolata kistleri. Peki bu çikolata kistinin tedavisi var mı? Evet, burada tedavide en önemli şey kişinin yaşı ve doğurganlık durumu. Çünkü çikolata kistleri kendisi zaten doğurganlığa bir miktar zarar verebilen bir şey. Neden? Türlü mekanizmalarla. Yumurta rezervinde, yani yumurta ya kalitatif ve kantitatif, yani hem sayı olarak hem de yumurta kalitesine bir miktar zarar verebilen bir hastalık zaten endometriyoz. Onun dışında buralarda kanamaya bağlı yapışıklıklar yaratabiliyor. Tüpün ucu tıkanmış olabilir. Bu benim maketimde mesela bu tüp hastalıklı bir tüp. Ucu tıkanmış ve kendisi böyle sucuk gibi şişmiş. Bu sağlıklı bir tüp, bu hastalıklı bir tüp. Bu tüp belki endometriyozis yüzünden ucu tıkanmış olabilir. Belki enfeksiyon da olabilir ama endometriyozisten de tıkanmış olabilir. Yine bu mekanizmalarla gebe kalmada güçlüğe sebep olabilir endometriyozis. Tedavi olarak mesela medikal tedavi mi uygulanmalı? Evet, şimdi medikal tedavi de uygulanabilir. Doğurganlıkla alakalı olarak şimdi bu kistleri biz eğer cerrahi olarak çıkartırsak zaten bir miktar çikolata kistinin kendisi zarar vermiş yumurtalığa. Biz de ne kadar hassas bir cerrahi, ne kadar zarar vermeden o kisti çıkartmaya bile çalışsak bir miktar biz de zarar verebiliyoruz yumurta sayısına. Dolayısıyla çocuğu olmayan kişide mümkün olduğu kadar cerrahi tedavi yapmamaya çalışıyoruz. Henüz bekar olan, henüz doğurmamış olan kişilerde mümkün olduğu kadar medikal tedaviyle gitmeye çalışıyoruz. Bir takım ilaçlar var, hormonal tedaviler var. Onlarla bir miktar götürüp çocuk doğurmaya sevk etmeye çalışıyoruz mümkün olduğu kadar. Çocuk sahibi olduktan sonra biraz daha rahat oluyoruz. O zaman cerrahi şansımız çok daha fazla. Medikal tedaviler her gün alınan bir takım hormonal ilaçları şeklinde, bazen iğneyle de yapabiliyoruz. Cerrahi tedavide de mümkün olduğu kadar en az zarar vererek, şimdi çoğunlukla laparoskopik ve robotik yöntemlerle yapıyoruz, kapalı cerrahiyle. Çok güzel. Kisti ince bir şekilde etraf dokuya çok fazla zarar vermeden sadece kisti çıkarmak şeklinde tedavi ediyoruz. Dolayısıyla korkulacak bir durum artık yok diyebiliriz. Yok diyebiliriz. Peki bir soru daha gelsin sizden. Regl ağrısı çekiyorsak bunun altında bir hastalık aramalı mıyız? Aslında biraz bahsettik. Evet, biraz bahsettik. Çok merak ediliyor bu konu. Evet, doğru. Bir endometriyozisten bahsetmiştik. Onun dışında tabii bir takım miyomlar olabilir. Bu miyomlar, özellikle submüköz miyomlar, kasılmalara, rahimde kasılmalara sebep olabilir. O kasılmalar da ciddi ağrı yapabilir. Onun dışında adenomiyozis dediğimiz bir şey var. Bu da aslında yine endometriyozisin bir türü gibi sayılabilir. Yani yine bu endometriyum dokusunun sadece bu ince bir tabaka olması gereken endometriyum dokusunun bir takım glandların kas tabakasının içinde de olması. Muhtemelen şu siyah noktalarda adenomiyozis temsil ediyor. Yani şu iç cidar dokusunun kas tabakasının içinde de olması. Ve oralarda yine tabii ki kanayacak ve ağrı yapabilecek. Dolayısıyla en önemli sebeplerin başında endometriyozis geliyor. Daha sonra adenomiyozis, bir takım miyomlar. Onun dışında
enfeksiyonlar çok ciddi ağrı yaratabilir. Bizim pelvik enflamatuar hastalık dediğimiz, İngilizcesi PID olarak da yine bilinen rahatsızlıkta ciddi bir enfeksiyon vardır rahimde, tüplerde ve yumurtalıklarda. Bu enfeksiyonlar da çok ciddi ağrılara sebep olabilir. Adet sırasında da adet dışında da ağrılara ciddi olarak sebep olabilir. Neden olur bu enfeksiyonlar peki? Enfeksiyonlar genel mikroorganizmalar, bakteriler, virüsler, mantarlar gibi, hatta bazen parazitler de çeşitli mikroorganizmalardır. Bu mikroorganizmalar genellikle aşağıdan yukarıya doğru enfeksiyon yaparlar. Yukarıdan enfeksiyon da olabilir. Yani kan yoluyla da mikroplar buraya ulaşabilir. Tüberküloz gibi, bazen tüberküloz basili mesela buraya kan yoluyla ulaşabilir. Ama onlar daha nadirdir. Çoğunlukla enfeksiyon ajanları bizim rahim ve yumurtalıklara aşağıdan gelir. Bu aşağıdan deyince illa cinsel yolla bulaşmak zorunda değil. O da bir yoldur tabii ki. Ama türlü sebeplerle, çünkü sonuçta vajina da dışarı açık bir organ. Ben böyle tarif ediyorum. Ağız gibi, burun gibi, orası da dışarı açık bir organ. Ve dolayısıyla mikrop kapmak çok kolay. Ortamda her yerde zaten bakteriler var, virüsler var. Dolayısıyla bu mikroskopik ajanlar aşağıdan yukarıya doğru ilerliyorlar. İlk başta sadece haznede, yani vajende bir enfeksiyon oluşturuyorlar. O aşamada ki şikayet genellikle sadece hafif bir akıntıdır. Bu ilerlerse, üzerine başka şeyler de eklenebiliyor tabii ki. İlerlerse yukarıya doğru da çıkabilir. Servisit dediğimiz rahim ağzının enfeksiyonu. Daha sonra daha yukarıya ulaşırsa, rahim ve tüpler yoluyla da yumurtalıklara ulaşırsa çok daha gürültülü patırtılı bir tablo ortaya çıkar. Ateş işin içine girebilir. Ciddi ağrılar, karın ağrısı, bel ağrısı ve sistemik olarak çok ciddi bir kırgınlık, bir hastalık hali. Daha kötü bir akıntı. Bazen hiç akıntı olmayabilir. Çünkü o safa geçmiş ve olay artık yukarıya ulaşmış olabilir. Yani dolayısıyla akıntı yok diye enfeksiyon yok anlamına gelmez. Bu da bazen kafa karıştırır. Hem hastalarımız açısından hem başka branş hekimleri açısından da, ama akıntısı yok gibi bir şeyle karşılaşabiliriz. Ama olay artık yukarıdadır. Yani batın içindedir. Artık aşağıda değildir. Olay yukarıdadır. O noktadan sonra ciddi ağrılar, dediğim gibi ciddi sistemik bir rahatsızlık, herhangi bir organın iltihabı şeklinde, yani genel bir tablo ortaya çıkar artık. Peki biz kadınlar nelere dikkat etmeliyiz? Yani bu enfeksiyonu kapmamak için. Genel hijyen kuralları tabii ki çok önemli. Yani temizliğimize, tabii ki kişisel bakımımıza çok önem vermeliyiz. Ama bu aşırıya da kaçmamalı. Çünkü bazen bu genital bölge temizliğinde normal sabunlar, normal vücudu yıkadığımız duş jelleri falan da kullanılabilir. Evet. Bunlar kesinlikle olmamalı. Çünkü pH'i o bölgenin çok farklı diğer bölgelerden. O yüzden pH'i genital bölgeye uygun şeylerle ancak dış genital bölge yıkanabilir. Hele hele içeriği yıkama tavsiye etmediğimiz bir şey. Yani vajinal duş. Bir şeyle, vajinal duş denen şey. Şimdi çok güzel ürünler var, bir iki ürün. Eğer ille de içeri yıkanacaksa, bir vajinal duş yapılacaksa, bunun içinde yine ayarlı, pH'i ayarlı, asidik bir takım ürünler var, hazır ürünler. Ancak onunla ve doktor tavsiye ederse yapılmalı. Gelişi güzel ürünlerle, ya sadece hoş koksun diye, böyle şeyler de var çünkü. Deodorantlar, işte bir takım şeyler kullanılmamalı. Yani burada eğer bir koku problemi varsa orada bir problem vardır. Normalde böyle bir ağır kokunun olmaması gerekir. Eğer bir koku varsa mutlaka bir enfeksiyon vardır. Yani o da bizi doktora götürmesi gereken şeylerden biridir. Ama akıntı yok denebiliyor mesela. İdrarda koku olabiliyor. Ha, demek ki belki çamaşırı akıntı gelmiyor ama İdrarda geliyor. İdrar tabii ki idrarın kendisinin bir enfeksiyonu da olabilir. Yani idrar yolu enfeksiyonu da o kokuyu yapmış olabilir. Ama vajinal akıntının idrara karışarak o da o kokuyu yapmış olabilir. Yani bir koku varsa da bir enfeksiyon vardır ve onun mutlaka doktora gidilmesi gerekir. O yüzden böyle gelişi biraz, yani kokuyu maskelemek için parfüm kullanmak, deodorant kullanmak doğru bir şey değil. Bu bölge dediğim gibi hem temizliği çok önemli, artı bir de ne yapmamamız lazım? Mikrop kapmamamız lazım. Mikrop kapmamak için de
Ona uygun şeyler dışarıdaki tuvaletlerde örneğin çok dikkatli olmak lazım. Oturulacak mı, ayakta mı halledilecek? Bir şekilde Belki dezenfekte edilip ondan sonra belki dezenfekte kullanılabilir. edilip vesaire. Onun gibi çok çok dikkat etmek lazım. Klozet örtüleri örtülerek belki olabilir. Ve tabii ki cinsel yol diğer yol olduğu için yine de cinsellikte de çok ciddi dikkatli olmak lazım tabii ki. Cinsellikte korunma diyoruz. Korunma diyoruz. Yani mutlaka evet bir prezervatif sadece gebelikten korunma değil, enfeksiyondan korunmada da çok önemli bir rolü vardır. Tabii ki %100 korunma sağlamayabilir her yeri kapatmadığı için ama büyük oranda koruyacaktır. O yüzden ilave bir koruma yöntemi olsa bile prezervatif aslında temizliktir. Hijyen önemli diyoruz, koruma önemli diyoruz. Şimdi sizden bir soru daha geliyor. Sizi dinliyoruz. Regle düzensizliği de bende çok oluyor. Bunun hormonal bir şey mi yoksa altında yatan başka bir hastalık mı var? Bunu da öğrenmek isterim. Evet. Evet, düzensizlikte dedik ki en çok yumurtlama problemleri yaratan şey en sıklıkla karşılaştığımız polikistik over. İsterseniz oradan bir girelim polikistik over'e. Şimdi yine daha önce söyledik yumurtalıkta belli bir yumurta sayısı var. Herkesin belli bir kendine özgü bir yumurta sayısı var. Polikistik over'de çok fazla yumurta var aslında. Bu da kötü bir şey değil gibi değil mi? Çünkü yumurtanın az olması kötü bir şey. Çünkü yumurta ekleyemiyoruz bir insana. Yumurtasının sayısını arttıramıyoruz. Polikistik over'de adı üstünde poli ve kist şeklinde bir tanım. Yani poli çok demek Latince. Çok kist var manasında gibi durum. Ama aslında çok kist yok. Yani yumurtalıkta çok fazla yumurta var. Ama o yumurtalar normalde o yumurtaların içinden bir yumurtanın seçilmesi gerekiyordu ve büyüyecekti ve aşağı yukarı 14. günde çatlayıp atılacaktı. Ve ondan 14 gün sonra da kanama olacaktı demiştim. Polikistik over'de bu sistemde bir aksama var. Ya hiç yumurtlayamıyor. Yani o yumurtalar hep aynı boyutta. Çok sayıda yumurta var. İnci tanesi gibi yumurtalığın etrafına dizili yumurtalar görüyoruz ultrasonda. Ama birinci gün bakıyoruz örneğin. Aynı yumurtalar. Üçüncü gün bakıyoruz aynı. 13. gün bakıyoruz aynı. Çatlama yok. Veya gelişme bile yok. İşte en sık ovülasyon bozukluğu yani yumurtlama bozukluğu polikistik over sendromu da bu şekilde oluyor. Ama her polikistik over aynı değil. Yani hiç yumurtlama olmuyor değil. Bazılarında senede bir kere iki kere yumurtlama problemi oluyor. Bu kişiden kişiye ya da yaştan yaşa değişiyor mu? Değişiyor. İleri yaşta genellikle yumurtlama düzeni oturuyor. Bazen ilk adet görülen yıllarda bu tür yumurtlama bozuklukları çok olur. Yani adetin ilk başlangıcından itibaren ilk 2 yıl içinde çok fazla yumurtlama bozukluğu görülür. Bir ay yumurta atılır, bir ay atılmaz. O yüzden o ilk 2 yıl çok belirleyici bir şey değildir. Yani biz bu zaten çok doğal bir şey, endişe etmeyin diye anneleri rahatlatıyoruz bu konuda. Sözünüzü keseceğim Tabii. Virgül'le. Kısacık bir ara vermemiz gerekiyor. Ardından bu konuya devam edeceğiz. Tabii Hiçbir ki. Yere ayrılmayın. Kadın Hayattır tüm hızıyla devam ediyor.